Anneciğim nedir bu? Biz de katılabilir miyiz? Yüzüğü bulan alacak mı? Bak Kenny bak. Bu hayırlı bir törendir. Ve gelinle damat arasında yapılır. Yüzüğü bulan kişi evliliğin geri kalanında da söz sahibi olur, tamam mı? Kesinlikle haklısın. Karıcığım bak. Bizim evliliğimizde yüzüğü kimin bulduğunu hatırladın mı sen? Bu yüzden söz hakkı bende. Eğer senden çay veya kahve getirmeni istersem getiriyor. Olmalısın. Belli oluyor. Ama hile yok. Gerçi bunu söylemem bir şey değiştirmez ama yine de söylüyorum. Arkay kazanacak. Öyle mi? Kardeşim kazanacak. Hadi yenge hadi. Sen kardeşim kazanacak. Hadi yenge sen kardeşim bulacaksın. Kardeşim kazanacak. Hadi yenge. Hadi sen bulacaksın. Hayır hayır hadi. Hayır Madu. Madu kazanacak. Hadi hadi. Karıştır yenge karıştır. Yo yo bul onu çıkar. Çıkar hadi. Yenge hadi karıştır karıştır sen bulacaksın. Hadi bul onu hadi. Hadi bul onu. Hadi hadi, hadi bul. Yenge, hadi. Hadi. Kesinlikle hadi o yenge. Buldun mu? Evet. Madu'nun kazanacağını söylemiştim. Oo. Yüzüğü Madu buldum. Hadi. Şimdi bizi yalnız bırakın. Teşekkür ederim. İyi geceler. Madu, bu demektir ki... Bu evlilikte söz sahibi olan kişi evet. Madu. Tıpkı Kenny ve Dipali'de olduğu gibi. Kenny Dipali'yi yönetiyor şüphen ya. Şüphen mi var? Ben yoruldum anneciğim. Bütün törenler bittiyse gidip biraz dinlenebilir miyiz acaba? Tabii. Çünkü her şeyi sen yaptın Dipali. Her şeyi sen hallettin ya. İşte çok yorulmuş olmalısın öyle değil mi? Yo git 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 biraz dinlen sen hadi. Hadi git hadi. Hadi sen biraz dinlen. Karıcığım hadi odamıza gidelim. Ayaklarına masaj yaparım. Gel gel. Hadi gidelim. İyi geceler yenge. İyi geceler patron. İyi geceler. Kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Hani sen Arkay, ben de Madu'ydum ya. Ve Arkay asla kaybetmez. Bir şey daha. Eğer yüzüğü Madu bulduysa... Onu Arke'ye vermek zorunda. Arke? Sen... Kavga, aşk ve tabii ki öfke. Ne istiyorsan göster. Ama odamızda. Gel, hadi. Darişa, nereye gidiyorsunuz? Daha iki tören daha var. Anne, şaka mı bu? Hayır. Bak, düğün gecesi ziyan olacak ama. Gel, ahmak. Annenin önünde böyle konuşma. Gelin. Hey, iyi ama... Babacığım, ideal bir koca olabilmem için bana hayır duanı ver. Her zaman karımın isteklerini yerine getirebileyim. Ve hazır duaya başlamışken senden bir şey daha istiyorum. Benim gibi... Çok yaramaz bir oğlanın babası olayım. Bu olmaz. Bu dünya o kadar sağlam değil. İki tane Arkay dünyaya fazla gelir. Ve bunu baban da biliyor. Bu yüzden bu dileğin yerine gelmeyecek. Anladın mı? Pekala, sen git. Sen benimle kal, tamam mı? Sen dalga geçiyorsun değil mi? Her şeyi şaka mı sanıyorsun sen? Benim için her tören önemlidir. Tamam neyse. Bu son tören zaten. Hı? Sonra yanına gelir. Arkay, endişelenme. Bunların hepsi romantizm düşmanı. Bu kayınvalide ve gelin draması bitmez.
bu bileziği evlendiğimde Rişab'ın babası vermişti. Benden önce Rişab'ın büyük annesine aitmiş. Onca yıl nesilden nesile, kayınvalidelerinden gelinlerine geçmiş durmuş. Al bunu. Onu iyi sakla. Hayallerim gerçek oldu. Çünkü bu bileziği sana kendi ellerimle verebildim. Sağ ol anne. Evet Madu. Bu biraz garip olacak ama... Bilezikler hep çift olurlar. Ama bu başından beri tekti. Bunu kocama da sordum. Bana onlarca yıldır hep tek bilezik olduğunu söyledi. Çok garip öyle değil mi? Anne, bunun sebebi çok çok özel olması. Evet. Teşekkür ederim anne. Thank you.